Arkadaşlar selam, videoya hoş geldiniz. Bugün bakış açımızı tamamen değiştirecek bir konuyu işleyeceğiz. Lisan Nur'dan ikinci söz. Sözler kitabından açıp takip edebilirsiniz. Not almak isteyenler defterleri, kalemleri hazırlasın, başlayalım. İkinci söz genel olarak iman konusunu anlatıyor. İman eden bir insanın dünyadayken de aslında cenneti yaşayabileceğini, iman etmeyen bir insanınsa çok güzel görünen hayatların içinde bile olsa ne yazık ki manevi bir cehennemi tadabileceğini anlatıyor. Bu bölümü belki daha önce defalarca okumuşumdur ama bu derse hazırlanırken tekrar bir okudum, böyle üzerinden geçtim. Gerçekten dedim ki olay tamamen bizim bakış açımızla alakalı. Çünkü hayatın içinde bazen evet gerçekten kötü olaylar oluyor ama bazen de o olayları bizim bakış açımız kötüleştiriyor. Yani ortada çok da karamsar bir durum olmamasına rağmen biz onu kendi aynamızla gördüğümüz için çok daha ümitsizliğe düşebiliyoruz. Şu an dünya olarak içinde bulunduğumuz durum olarak belki sadece kendi hayatlarımız içinde bile bakacak olursak bir şeyleri belki o bakış açımızla düzeltebiliriz, daha iyi görebiliriz. Tabii bu bakış açısını düzeltecek olan şey de, güzelleştirecek olan şey de iman. Yani Allah'ın nazarıyla bakabilmek, her şeyin Allah'tan olduğunu düşünerek bakabilmek. Bunu kazandığımızda bir şeyler daha da yoluna giriyor. İnşallah bu ders okuyacağımız bu iman konusu, yani ikinci söz, bize bunu biraz da olsa kazandırabilir. Okuyarak başlayacağım. Direkt anladıklarımız üzerine konuşabiliriz. İkinci söz şu ayetle başlıyor. Bakara suresi 3. ayet. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yani o takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Şimdi ben bu ayeti daha başında gördüğümde dedim ki iman konusunu anlatıyor aslında ama gayba iman ederler diyor. Yani sanki iman ve ahiret birleşimi bir konu gibi. Konunun başında ayeti ilk okuduğumda dedim ki demek ki sadece iman değil ahireti de kapsıyor. Okuyarak başlıyorum. Direkt cümlelerden anladığımız üzerinde durabiliriz. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. İlk cümledeki kelimelerin üzerinde biraz durmak istiyorum. Ne kadar büyük bir saadet dedi. Saadet kelimesine birazcık böyle baktım. Ben ders çalışırken kelimelerin anlamlarına dikkat ediyorum. Şimdi her zaman bildiğimizin dışında bir manası da olabiliyor veya onun kökeninden farklı bir anlam çıkabiliyor. Saadet dediğinde aklına ilk mutluluk gelir. Biraz farklı manalarına da baktığımda bilinmeyen bir kaynaktan gelen mutluluk da hani geçiyordu. Mutluluk dediğinde bir şeyler olması lazım mutlu olabilmemiz için. Eğer iyi şeyler olmazsa biz mutlu olmayız. Hani bunun belki normal kelime anlamına, gündelik yaşama baktığında böyle tanımlarsın ama her zaman iyi şeyler olmuyor. O zaman biz hiç mutlu olamayacağız mı? Hayır. En zor görünen, en böyle karamsar görünen olayların içinde bile o mutluluk kırıntısını yakalayabilmek. Belki en karanlık bir anın içinden bile o huzuru çıkarabilmek gerekiyor. Yani bu iman bize bunu temin ediyor diyebiliriz. Saadet dedi ve sonrasında nimet. İman aynı zamanda bizim sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri. Ve ne kadar büyük bir lezzet. Demek ki imanda aynı zamanda bir lezzet de var. Yani şu an baktığımızda belki ibadetler işte ve Allah'ın emirleri, yasakları biraz zor geliyor ama senin fıtratın zaten buna uygun ve bunu yaptığında lezzet alıyor. Yani bir noktadan sonra sen Allah'ın emrine göre yaşamaya başladığında zaten haram sana azap vermeye başlıyor. Yani haram olan bir şeye karşı bir yanda hemen tepki gösteriyorsun ve helal olandan lezzet almaya başlıyorsun. Şu an biz hepimiz kendimize baktığımızda bunu itiraf edelim. Bu böyle mi? Ne yazık ki tam olarak böyle diyemeyiz. Belki haram olan şeyler daha çok lezzet veriyor. Helal olan, daha aslında fıtratımıza uygun olan Allah'ın emrettiği şeyler ne yazık ki zor geliyor. Burada da biraz özümüze dönmemiz gerektiğini, aslında fıtratımızın birazcık bozulmaya yüz tuttuğunu görebiliyoruz. Ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. İmanın ne kadar saadet, nimet, rahat ve lezzet verdiğini anlamak için şimdi Üstad bize bir hikaye anlatacak. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri Hodbin. Hodbin dediğimiz bencil, sadece kendisini düşünen, kendinden bilen her şeyi. Talihsiz bir tarafa. Diğeri Hüdabin. Hüdabin de her şeyin Allah'tan geldiğine inanan. Bahtiyar diğer tarafta sülük eder giderler. İki adam var. Biri bir tarafa Hodbin olan, diğeri Hüdabin olan, Allah'tan geldiğine inanan da bir tarafa gidiyor. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin, yani karamsar olduğundan bedbinlik cezası olarak
nazarında pek fena bir memlekete düşer. Şimdi nazarında pek fena bir memlekete düşer diyor. Yani aslında düştüğü memleket fena değil. O kendi bakış açısına göre orayı fena görüyor. Belki de güzel bir yere gidiyor yani. O tamamen onun bakış açısıyla alakalı. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Şimdi bunun nazarındaki memleket o kadar karamsar ki her yerde cenazeler görüyor, insanların ağlama seslerini işitiyor. İşte belki yetimler, öksüzler, çocuklar, hani onun gözünde her şey tamamen bir zulüm olarak görünüyor. Bütün memleket bir matemani umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzdim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşmanlı ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Şimdi bu hodbin olan, yani hiçbir şeyin Allah'tan geldiğini düşünmeyen, tamamen kendinden bilen, kötü bakış açısıyla baktığı için o memleketi çok fena bir halde gören adamı anlatıyordu. İyi olanı, yani hüdabin olan, her şeyi Allah'tan bilen adamı da okuyalım, sonra ikisini yorumlayacağız. Diğeri hüdabin, hüdaperest ve hakemmiş, güzel ahlaklıydı. Nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Dikkat edin, burada da nazarında diyor. Yani tamamen onun bakış açısıyla alakalı. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikiraneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürlerle bir terlisat-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlille mesrurane ahs asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Şimdi iki tane birbirine zıt bakış açısını, iki tane birbirine zıt örneği okuduk burada. Aslında hikayenin başında sanki şöyle anlaşılıyor. İkisi farklı yerlere gittiler. Yani adamlardan biri çok fena bir memlekete düştü. Diğeri çok güzel bir yere düştü. Halbuki ikisi de aynı yere gidiyor. Farklı yer değil bu gittikleri yer. Sadece onların nazarıyla, nasıl baktığıyla alakalı. Birisi çok karamsar, kötü, işte cenazeler, yetimler, ağlamalar olarak görürken biri zikirler, işte belki o musiki sesleri, yani her şeyi çok güzel bir surette görüyor. Bir şenlik havasında görüyor. Şimdi gelin bu hikayeyi kendi hayatımıza bir uyarlayalım. Aslında başımıza gelen olayları da biz tamamen kendi aynamızla yorumluyoruz. Mesela örneğin hasta oldum. Normalde hastalık kötü bir şey. Yani kimse hastalığa iyi bir şey olarak bakmaz. İşte yerinden kalkamıyorsun, belki nefes almakta zorlanıyorsun. Ama iman penceresiyle baktığında hastalığa günahların temizleniyor. Ne diyor hadiste? Sabun gibi. Hani sabun nasıl kirleri temizlerse hastalık da insanı günahlardan arındırır. O şekilde temizler. Onun dışında cennete bir yatırım yapıyorsun sanki. Ahiretin için güzel bir şey oluyor. Şimdi sen hastalığa kötü diyebilir misin? Günahtan alıkoyuyor seni. Belki sağlıklı olsan, böyle hani dinç, dinamik olsan belli günahlar işleyeceksin. Hastayken yapamıyorsun. Birçok cihetten faydası var. Şimdi buna baktığında hastalık için şükretmen gerekiyor. Ya da ölüm. Belki dünyada yaşayabileceğimiz en üzücü şeylerden biri değil mi? Birini sevdiğiniz birini kaybetmek. Ama iman eden birinin gözünden baktığında bir terhis tezkeresi. Vazifeni bitiriyorsun burada ve asıl ait olduğun yere gidiyorsun. Sadece bir mekan değişikliği. Belki Rabbimize, Efendimize kavuşuyorsun. Böyle baktığında çok güzel. Ölüm korkusu bile gidiyor insanın içinde ama İmansız birinin gözünden baktığında o kadar korkunç ki. Yok oluyorsun. Kimse yokluğu tercih etmez ki. Yani en kötü bile olsa yine de yaşamayı tercih edersin. Var olmayı tercih edersin. Fıtratında bu var. Sonsuzluk arzusu var. Ama sen iman etmiyorsan, ahiret inancın yoksa yok olacaksın. İnsan dünyaya bu gözle bakarsa yaşayamaz. İçindeki yaşama sevinci kaybolur. Ümitsizliğe düşer tamamen. Ki zaten derse başlarken ilk cümlede söylediğimiz şey de buydu. İmanla insan bir dayanak noktası bulduğu için, her şeyi bir sebebe dayandırdığı için, her şeyden güçlü bir yaratıcıya inandığı için ona dayanıyor ve her şeyi ondan biliyor. Ve bu da ona aslında manevi bir cenneti yaşatıyor. Yani kötü görünen şeylere bile kötü gözle bakamıyor. Arkasındaki o iyiliği görebiliyor. Mesela şu an en basitinden gözümüzün önünde yaşanan Gazze'deki olaylar değil mi? İnsanın içi dayanmıyor. Videolara bakamıyoruz bile. Tamamen aslında burada anlatılan şeyler. Bak ne diyor? Yetimler, cenazeler değil mi? Videoya baktığında sadece o gördüğünden ibaret kalsa hiçbir insanın psikolojisi buna dayanamaz. Ama oradaki o olaylar başladığından beri hem burada huzme içinde hem işte sosyal medyada
karamsar olmamayı, hep böyle iman penceresinden bakmaya çalışıyoruz ve herkese bunu tavsiye ediyoruz. Mesela oradaki o şehitlere bakıyorsun değil mi? Normalde beden olarak, fiziksel olarak baktığında belki cansız bedeni işte bir poşetin, bir çuvalın içinde yatıyor. Hani çok üzücü bir olay ama şehitlik mertebesini araştırıyorsun. Tamamen imani bir bakış açısıyla bakıyorsun. Hiç sorgusuz, sualsiz cennete gidiyor. Yani böyle baktığında o senin gözünde sadece kötü bir şey olarak görmüyor. İçindeki üzüntüye bir nebze de olsa bir teselli bulabiliyorsun. Şimdi okumaya devam edelim kaldığımız yerden. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle mütellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Burada şu cümleyi biraz açmak istiyorum. Hani o iyi huylu olanın düştüğü memlekette her şey kendisine dost, işte her şey böyle onu tanıyan sanki bir hizmetkar gibiydi. Ama o karamsar bakan kişi ise her şeyi kendisine düşman ve yabancı olarak görüyordu. Aslında bu şöyle. Risale-i Nur'un başka bir yerinde de şöyle bir cümle geçiyor. Ben onunla bağladım. İman bir intisaptır diyor üstad. İntisap dediğimiz şey bağlanma. Aslında aranda bir bağ oluşması. Şimdi kainata baktığında her şey Allah'ın bir kulu değil mi? Yani bir ağaca baktığında o da Allah'ı zikrediyor. İşte denizdeki bir hayvana baktığında veya yolda yürüyen bir kediye baktığında o da Allah'ı zikrediyor. Yani her şeyde o imandan bir hisse var. Ve o imanın nuru senin kalbinde de olduğunda sen o gözle baktığında bütün eşyayla bir bağlantı kurmuş oluyorsun. O iman olmadığında kalbinde her şeyden kopuk yaşamaya başlıyorsun. Yani hiçbir şey aslında seni tanımıyor. Bunu da şöyle bir örnek vererek daha iyi anlayabiliriz. Mesela yanında bir erkek oturuyor. O erkek eğer senin kardeşin olsa, öz kardeşin olsa sana bir zarar vermeyeceğinden emin olursun ve aranızdaki o kan bağı sana bir güven verir değil mi? Ama yanında tanımadığın, bilmediğin, yabancı bir erkek olsa sana zarar vermesinden korkarsın. Emin olamazsın, tam olarak güvenemezsin. Yani oradaki o kardeşlik bağı, kan bağı sana bir güven veriyor. Oradaki o bağ sayesinde kendini güvende hissedebiliyorsun. Hatta onu bir dayanak noktası olarak bile görebilirsin. İşte oradaki o bağ senin tamamen mutluluğunu, huzurunu sağlayan şey aslında. İşte kalbinde de o imanın nuru olduğunda, her şeye o gözle baktığında diğer bütün varlıklarla aranda bir bağ oluşturuyorsun ve aslında her şey sana dost olarak görünüyor. Ama tam tersi o iman olmadığında sanki apayrı bir yerde duruyor gibi oluyorsun ve çok büyük bir kopukluk oluyor. Hiçbir varlıkla, belki hiçbir olayla tam manasıyla bir bağlantı kuramıyorsun. Hatta doğrudan zaten Allah'la bir bağ kuramıyorsun. Bu da zaten her şeyin sana yabancı, her şeyin sana bir düşman olduğunu gösteriyor. Yani huzurun, mutluluğun, belki o güvenin kaynağı tamamen imandan geçiyor. İkisi arasında dağlar kadar fark var biliyor musun? Çünkü birinde mesela ağlamalar, böyle işte feryatlar, çığlıklar olarak duyuyor o sesleri. Ama diğerinde mesela rüzgarın sesini bir zikir olarak duyuyor. Ya da işte denizin o dalgasını, aslında sanki vazife başına geçmiş ve Allah'ın ona verdiği o vazifeyi yapıyor ve o vazifenin sevinç şeyleri, sesleri diyor mesela üstad burada. Vazife başına geçmenin sevinçleri diyor mesela. Ya da işte kuşların cıvıltıları. Sabah oluyor, hani uyandılar ve o kuşların cıvıltıları aslında evet, bugün de vazifemizi yerine getiriyoruz ve hepsi bir zikir. Yani ikisi arasında çok büyük bir fark var. Mesela bazen bakıyorsun ya, ateist sayfası işte bilmem ne çıkıyor mesela, bir adam konuşuyor. Dünyayı bir kaos olarak görüyor. Yani belki işte bilmem ne patlamaları, işte her an bir meteor düşebilir, hani denizler taşabilir vesaire. Yani korkunç bir manzaradan bakıyor. İnsan böyle yaşayamaz ki. Ama diğer türlü baktığında, iman gözüyle baktığında ya o kadar sanatlı bakıyorsun ki. Mesela derslerde işliyoruz değil mi? Tefekkür dediğimiz şeyle baktığında, Allah'ı görerek baktığında sen bakmaya doyamıyorsun. Hani gerçekten çok büyük bir lezzet var onun içinde yani. Mesela diyor ki onun çığlık olarak gördüğü sesler iman gözüyle bakan birinin nazarında ya işte vazife başına geçmenin getirdiği o sevinç sesleridir ya da vazifesini tamamlamış olmanın verdiği elhamdülillah sesleridir diyor yani. Dersin başında dedim ya, gerçekten kainata nasıl bakabilmeyi, güzel gözle bakabilmeyi öğretiyor. Risale-i Nur'un bu konuda çok katkısı var insana. Şimdi ben burayı okuduktan sonra
Bir denize gidelim mesela, Mudanya'ya gidelim. O denizin, o dalgasının, o seslerini, o su sesini dinlerken derim ki evet ya, şu an Allah'ı zikrediyor. Ya da işte kedinin mırmırları diyor ya, ya Rahim, ya Rahim'dir. Bütün kainata senin kalbindeki iman olduğu için onlara da o gözle bakıyorsun. İnsan gerçekten neyse, kendisi nasılsa o gözle bakıyor. Düşün, kendin çok güne çok kötü bir şekilde uyanmışsın. İşte hiçbir şeyden lezzet almıyorsun. Baktığın her şeyi öyle görüyorsun. Ama o gün gerçekten güzel uyandıysan, hani lezzet alıyorsan o günden, kötü bile olsa karşındaki olay, sen onu güzel yorumlayabiliyorsun. 8. sözde de üstad işte örnek veriyor. Diyor ki, bir bahçenin içinde dikenlerle çiçekler, güzel şeyler birlikte bulunur. Kimisi gider sadece o dikenlere takılır. Belki eli ayağı kan içinde kalır. O güzel kokan çiçekleri hiç fark etmez bile. Kimisi de dikenlere değil, oradaki o çiçeklere odaklanır ve onların o güzelliğiyle meşgul olur. Ondan lezzet alır. Bizim gün içindeki yaşadığımız olaylara da bu gözle bakabilmemiz gerekiyor. Bu konuşurken evet söylemesi çok kolay. Saatlerce konuşuruz. Ama o olayın içindeyken bunu yapabilmek çok zor. Çok kötü bir olayın içindesin. Ağlıyorsun, çaresiz hissediyorsun kendini. İşte tam o anda şunları hatırlayıp, ya bunda vardır bir hikmet. Ya bu Allah'tan geldi. Ve bunda bana öğretmek istediği bir şey var. Benim yararıma olacak bir şey var deyip böyle düşünerek o imanlı bir yardım noktası olarak, bir dayanak noktası olarak çağırmamız lazım. Yoksa başka türlü dünyanın yükünü kaldıramaz kimse yani, çok zor. Sonra döner, öteki adama rast gelir, halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler, yani içindeki o kötülükler, zahirini, dışını aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Yani pişmanlık duyar. Evet, ben işletten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim! Şimdi hikayenin hakikat kısmını anlatıyor. Hayatımıza uyarlanmış şeklini anlatıyor. Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir, inanmayan veya fasık, gafildir. Şimdi burada kafir deyince Allah'a inanmıyor, Müslüman değil. Ha, o zaman ben evvelki adam olamam, ben mutlaka ikinci iyi olanımdır demeyelim. Çünkü diğer söylediği şey de belki o birinci, o karamsar, o her şeyi kendinden bilen adam fasık, gafildir diyor. Yani Müslüman ama Allah'ı unutmuş. Allah'ın emrine göre yaşamıyor. Yaşadığı olayların hiçbirinde Allah'ı göremiyor. Bu da o birinci gruba dahil oluyor yani. Ki hepimiz ne yazık ki zaman zaman böyle olabiliyoruz. Şu dünya onun nazarında bir matemane-i umumiyedir. Dünya inanmayan bir insanın gözünde manevi bir cehennemdir. Korkunç bir yerdir. Bütün zihayat, yani hayat sahipleri, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Çünkü yok oluyor. Öldükten sonra başka bir seçenek yok yani. Yok oluyorsa o zaman bu tamamen bir ayrılıktır. Bir daha kavuşmamak üzere olan bir ayrılıktır. Hayvan ve insansa ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Ya bir şeyin başıbozuk olduğunu düşünürsen, hiçbir idare altında olmadığını düşünürsen ondan tabii ki korkarsın. Kendini de böyle görürsen, etrafındaki insanları da böyle görürsen hiçbir anlam yükleyemezsin. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Bakın biz bir denize baktığımızda belki denizin binlerce kat altındaki o canlıları düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. O minicik şeyler orada nasıl yaşıyor? Şeymiş biliyor musun? Bunu geçen gün öğrendim. Tüm dünyadaki o yaşayan canlılar denizdekilerin 1/3 kadar falanmış. Daha hiç ulaşılamayan belki okyanusun derinlikleri var değil mi? Ve artık bir noktadan sonra keşfetmeyi bırakıyorlar yani. Çünkü ulaşamıyorlar. Sen böyle bakıyorsun. Hani bu kadar başka bir alem olarak bakıyorsun. Ama o ruhsuz bir cenaze olarak görüyor. İkisi arasında çok fark var.
Daha onun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adamsa mümindir. İnşallah bizim dahil olacağımız o grubu okuyalım. Cenab-ı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman. Rahman'ın zikirhanesi. Her canlı onu zikrediyor. Her canlının dilinde Allah var. Bir talimgah beşer ve hayvan ve bir meydanla imtihanla insü candır. Yani bir imtihan meydanı. Bütün vefiyat hayvaniye ve insaniye ise o terhisattır. İlla ki bu dünyanın bir kapasitesi var. Birileri ölecek, birileri doğacak. Burada böyle bir akış var. Ve ölenler vazifesini tamamlıyor, gidiyor. Biz de inşallah oraya gideceğiz, orada kavuşacağız. Bir ayrılık yok yani bizim nazarımızda. Vazife-i hayatını bitirenler bu dar faniden manen mesrurane, dağdağsız yani mutlu, huzurlu, sorunsuz bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Öleceksin mesela, bir eyvah ölüm her an gelebilir, ben bittim gittim gibi bakmak var. Ölümden korkmak var. Bir de ben vazifemi tamamlayayım, ahiretime yatırım yapayım, hazırlayayım. Asıl ait olduğum yere gideyim ki yeni vazifeli birine yer açılsın. O gelsin çalışsın, o Allah'a biraz hizmet etsin diye bakmak var. Rabbim ikinci gözle bakabilmeyi nasip etsin. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise ahs-ı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalarsa ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih ve işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bu biraz önce konuştuğumuz yer. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Kalbinizdeki imanı ne kadar güçlendirirsek, Allah'la bağımızı ne kadar kuvvetli hale getirirsek dünyada o kadar iyi bir hayat yaşarız. Ha şunu tabii ki de diyemem. Başımıza hiç bela musibet gelmez. İstediğimiz her şeyi elde ederiz diyemeyiz tabii ki. İlla ki burası imtihan dünyası. Tabii ki de zorluklar olacak. Ama onlarla nasıl baş edeceğimizi öğreniyoruz. Ve öyle bir kalkan örüyor ki aslında. Böyle bir zırh gibi oluyor sana o iman. Ve dünyevi dertler, musibetler geliyor, çarpıyor, gidiyor. Sana uğramıyor, içine giremiyor, işleyemiyor. Müminin nazarında menfi olan, kötü olan hiçbir şey onu üzemez. O ona mutlaka bir dayanak noktası, mutlaka bir yol bulur yani. Demek iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor, küfürse manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor. Ya bunları okuduktan sonra zaten neden iman eden manevi bir cenneti tadıyor bu dünyadayken de, neden iman etmeyen manevi bir cehennemi tadıyor gayet görebiliyoruz. Zaten o manevi cehennem azabını hissetmemek için kendini sarhoşluğa verir diyor. Bugün baktığımızda yurt dışına gittiniz mesela, değil mi? Siz anlatmıştınız. Akşam oluyor, saat 5'te masalar kuruluyor değil mi sokaklarda ve içki sofraları. İş çıkışı. Aynen, iş çıkışı. Çünkü o bunalımdan kurtulmak istiyor. O azabı hafifletmek istiyor. Ve kendini sarhoşluğa veriyor, dansa veriyor, eğlenceye veriyor. Ama bunlar çözüm mü? Tabii ki de değil. Zaten şu an mesela bakıyorsunuz, illaki hepimiz görüyoruz. Belki birçok şeye sahipmiş bir ünlü, işte bir model vesaire, bir aktör. Müslüman olma hikayesini anlatıyor. Diyor ki merak ettiğim ve tatmadığım hiçbir lezzet kalmadı dünyaya dair. Para, zenginlik, makam, mevki, her şeyin tadına baktım. Ama tatmin ediyor mu? Etmiyor. Ve en sonunda o huzuru, aradığı o mutluluğu imanda buluyor. Çünkü zaten ruhun ona aç. Sadece bedenden, sadece hazdan ibaret değil, sadece bunlara ihtiyacımız yok. Bizim en büyük ihtiyacımız ruhumuzun gıdası iman. Ahirete iman, Allah'a iman. Bununla doyurduğunda ruhunu zaten hiçbir şey sana bir eksiklik hissettirmiyor. Yani. Her şeyden lezzet alabiliyorsun. Kuru ekmekten bile lezzet alabiliyorsun. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Parada değildir. Makam, mevki, şan, şöhret, işte fenomen olmak vesaire, bunların hiçbirinde değildir. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Evet, gerçekten sahip olduğumuz en büyük nimet iman. Rabbim başımıza gelen bütün olaylara iman gözüyle bakabilmeyi ve imanı bir dayanak noktası olarak görebilmeyi hepimize nasip etsin. Allah rızası için el-Fatiha.